yayınlanan ortak metinde senin dikkatini çeken ve çok önemsediğin, hani Avrupa vurgusunun dışında başka unsurlar var mı? Mesela ve taahhüt altına girmiş olmaları çok önemsedim ben o gün okurken, cumartesi akşamı. Daha doğrusu 28 Şubat'ta açıklanacak olması bir tesadüf müdür, yoksa 28 Şubat tarihi özellikle mi seçilmiştir? Ne düşünüyorsun? Yok ya, tesadüf, orada konuşmuşlar. Yani hangi tarihte yapalım diye. Hatta 28 Şubat'ta genel başkanlardan bir tanesinin çok önemli bir toplantısı varmış. Ama demiş ertelerim, gerekçesidir bu mantıkla 28 Şubat'ın tespit edilmiş olması. Yani bu şey birazcık, bu AK Parti çok iyi beceriyor bu işleri. Yani kendi her şeyi yapabiliyor ama siz yaptığınız zaman bir anda bu kabahat haline dönüşebiliyor. Yani bu 28 Şubat tartışması bile... Yani hani bazen sizler içerisinde ya, senin dikkatini çeken başka unsurlar nedir? Hani Avrupa vurgusu dışında. Avrupa çok önemli bence. Onu şey yapmak lazım. Özellikle bu yani askıya alındığınız bir dönemde Avrupa Konseyi'nin bir orada, yani hep biz AB üzerinden gideriz. Avrupa Konseyi'ni biliyorsunuz metinlerde çok fazla yer vermeyiz. Kesinlikle. Avrupa Konseyi'ne yer verilmiş olması burada çok çok önemli. AB ile birlikte Avrupa Konseyi'ne yer verilmiş olması. Sonuçta Avrupa Konseyi sizin kendi iç siyasetinizi ya da işte hukuki siyasal sisteminizi işleteceğiniz kriterleri verecek ve de onu denetleyebilecek bir mekanizma. Bunu söylemiş olmaları, yani en azından yargınızı düzenleyeceğiniz zaman Avrupa Konseyi'nin Venedik kıtı, o anlamda evet. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi konusunda deneyimleri olan iki tane şu anda siyasi parti lideri, eski bakan. Evet. Bunun dışında aslında metinde şöyle bir şey var. Şimdi sen de anımsayacaksın, izleyicilerimize bir anımsatalım. Koalisyon hükümetleri kurulduğu zaman, çok eski tarih olduğu için tabii ki, böyle metinler yayınlarlardı, bir protokol. Bunlar bir rota evet. Oluşturdu kendilerine. Yani biz ne yapacağız, nereye gideceğiz? Burada çok güzel bir koalisyon yol haritası ortaya konulmuş. Şeffaf, denetlenebilir devlet yapısından, demokrasi vurgusuna, hukuk vurgusuna, işte AB ya da Avrupa Konseyi üzerinden devleti büründürmeye çalıştıkları niteliklerine ilişkin. Hakem nasıl olsa millettir eninde sonunda. Tek derdiniz Erdoğan'ı iktidardan indirmek gibi bir açıklaması oldu. Onun dışında ne gibi açıklamalar oldu ya da kulis bilgileri nedir bu konuda? Ya şimdi dün benim gazete duvarda bir yazım çıktı. Onu da vurgulayacağım. Aslında onunla başlayalım mı Sedat? Çünkü orada senin bir vurgun var. O da bizi ilgilendiren bir şey. Çünkü hani Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının yanı sıra İşte polisle yapıyorsunuz. Burada yargıyla yapıyorsunuz. Yani Abdülhamit Gül'e bunun üstüne niye daha iyi gidilmedi? Uğur Dündar'ın da niye bu soruşturmaya dahil edilmedi? Hatta tutuklanmadığına yönelik eleştirilere muhatap olmuş. Abdülhamit Gül rahatsızdı zaten. Abdülhamit Gül orada bir de tek başına Abdülhamit Gül olarak var değildi. Bir milli görüş geleneğini temsilen oradaydı. Bu işte partinin içinde genel başkan vekili olan Numan Kurtulmuş'u da bağlıyordu bu temsil görevi. Uzun zamandır bunlar rahatsızlar zaten, hem işten hem kendilerine yapılan muameleden. Çünkü Adalet Bakanlısınız siz ama altınızda iradeniz dışında, egemenliğiniz dışında, kontrolünüz dışında muhtelif yapılar var. Onlara karşı direnemiyorsunuz ve onların kendi temsil ettiğiniz ya da sorumlu olduğunuz kurumda yaptıklarını bizim gibi medyadan öğreniyorsunuz. Bu dramatik bir tablo tabii ki. Bunlar çoğalınca tabii ki, bir de bu üstüne bu eleştiri gelince artık affını, onların kendi terminolojiyle söyleyelim, affını isteyerek ayrıldı Abdülhamit Gül. Şimdi Abdülhamit Gül'ün ayrılmasıyla milli görüş artık devlet yönetiminde temsil edilmiyor. Sadece parti yönetiminde var. Orada da Numan Kurtulmuş temsil ediyor ama ne kadar temsil ediyor? Çünkü başkan vekilliğini yanına bir de Binali Yıldırım'ı getirdiler. İki tane başkan vekili yaptılar, genel başkan vekili yaptılar parti içinde. Bir de hani Recep Tayyip Erdoğan, biraz önce söylemiştim, siyaset yapmak için devlete ihtiyacı var mı? Nitekim o yazımda da söz ediyorum. Valiler varken il başkanlarına ihtiyaç var mı? Çünkü hepsi politik tercihlerle oluşturulmuş. Orada aslında devletin hiyerarşisinin kurgusu içinde farklı isimler tarafından farklı politik niteliklerle ya da tercihlerle atanmış ve oluşturulmuş yapılar var, kadrolar var. Bunların bir devlet yönetimi açısından sıkıntı olduğunu da söylüyorum. Benim o yazım AK Parti içinde, AK Parti'nin kendi içindeki gruplar arasında çok paylaşıldı. Çünkü orada AK Partili yöneticinin söylediğini söyleyeyim. Hani Recep Tayyip Erdoğan'ı götürmenin dışında başka bir niyetle hareket etmeyen bir muhalefet bloğundan söz ediyor. Evet, çünkü tek adam yönetiminde siz politik hedefinizi tek kişiye yöneltirsiniz.
Hani bir kadro olsa karşınızda ya da resmi bir koalisyon olsa orada çeşitlendirebilirsiniz belki. Hı hı. Burada hani önlerine Recep Tayyip Erdoğan'ı tek hedef olarak koymaları çok anormal bir şeymiş gibi savunuluyor. Değil bence. Artık Recep Tayyip Erdoğan bugün yaşadığımız sistemin adıdır. Neyle mücadele edeceğinizi de bileceksiniz burada. AK Parti'nin içinde çok o yazıda da uzun uzun ben anlattım. Çok böyle güllük, gülistanlık, homojen bir yapısı yok. Çünkü 20 yıl iktidardasınız, iktidar yıpratıcıdır, mutlak iktidar mutlak yıpratıcıdır. Artık yönetemiyorsunuz, partiyi de yönetemiyorsunuz, ülkeyi de yönetemiyorsunuz. Ve parti içinde geleceğe yönelik beklentisi olan insanların bu beklentilerini karşılama noktasında artık eskisi kadar umut vermiyorsunuz. Bürokrasiyi işletemiyorsunuz çünkü bürokrasi biliyorsunuz siyasi iktidara hemen uyum sağlayan bir yapıdır. Şimdi biraz güç zafiyeti gördüğü zaman mevcut iktidarda bürokrasi de direnmeye başlar yavaş yavaş. Bunu görüyoruz net. Kendi içinde de örneğin atadığınız ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanı mutlak senkronize çalışması gereken Merkez Bankası Başkanı'yla bir anda küsebiliyor. Hı hı. Çünkü niye? Herkes farklı eskiden sisteme uygun ya da yönetmeliklere, yasalara uygun mekanik bir şekilde çalışırdı devlet aygıtı. Şimdi tam tersi çalışmaya zorlanıyor. Bir kişinin iradesiyle çalışmaya zorlanıyor. Ve birbirleriyle çeliştikleri zaman da işte ne bileyim çocuklar gibi birbirleriyle küsüyorlar. Birbirleriyle konuşmayan bakanla bir bürokrat karşımıza çıkıyor. Yani bu AK Parti'nin işte güllük gülistanlık değil. Bu yani AK Parti'nin içinden daha farklı seslerin çıkacağını, farklı oluşumların parti içinde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Seçime doğru diyorsun değil mi? Bir ara ses kesildi. Seçime doğru gücü azaldıkça çünkü artık üstüne koyamıyorlar. Yani bugünkü bütün çabası AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın, iktidarın bütün çabası mevcutu muhafaza etmek. Evet. Yani kopuşu önlemek. Yani o yüzden Diyanet Başkanı din çok fazla kullanılmaya başlandı. Çünkü orası çok konforlu bir alan. Nitekim durmadan cami açıyoruz. Hiçbir sanayi tesisi, üretim tesisi, fabrika açtığımız yok. Çünkü cami dediğiniz zaman böyle Türk sağ siyasetinin de zaten avlusundan çıkmadığı bir yerdir. Çok kolaylaştırıcı oluyor. Nitekim en son oraya dört elle sarılmasının kökeninde de bu yapıyor. Çünkü başka bir şey yok. Evet, din ve milliyetçilik tabii daha çok tercihen şu anda ellerinde başka bir malzeme olmadığı için. Bir de Abdülhamit Gül'ün tabii Sedef Kabaş'ın da ifadesi dahi alınmadan attığı o tweet'i de hatırlatalım. Hani belki Uğur Dündar'ı kurtarmak amacıyla işteyse ben böyle bir tweet atayım da işte görevimi yapmış olayım amacıyla mı yaptı bunu acaba? Çünkü bunu da sorgulamıştık o dönemde. Bir cümleyle fikrini söyler misin? Tabii yok. Yok bu yani Recep Tayyip Erdoğan yukarıdan aşağı kurguluyor. Bunları yapmayanlar zaten hemencecik dışlanıyor. İsteseniz de istemeseniz de Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir yere getirildiyseniz onun istediği her şeyi yapmak zorunda kalıyorsunuz. İnansanız da inanmasanız da. Evet o tweet sonrası ama işte neyse istifası ya da affedildi ya da işte affını istemiş oldu. O makamda kabul etti onun affını. Sonuçta o tweet elinde kaldı ve sonuçta o tarihe de geçmiş oldu en son yaptığı icraat olarak. Çok teşekkürler Sedat Bozkurt. Çok çok sağ olasın. Bizimle birlikte olduğun için hem o tarihi gecede bize çok büyük destek verdin. Değerli fikirlerinle hem de gayet iyi bir tarihi gece sonrasındaki ortamı, tabloyu da bize gayet iyi bir değerlendirmeyle anlattın. Çok teşekkürler. Eksik olmayasın. Sağ olasın.